Merhabalar, bugün sizlerle birlikte yılbaşı sosu yapacağız, çorap yapacağız. Şöyle bir sihirli halka yapıyorum. İncelikle sabitliyorum. Sonrasında içine 10 tane sık iğne bir zincirle sırada 10 tane sık iğne yapacağım. 8, 9 ve 10. Sonrasında bunu çekiyorum. Şöyle. İlk çektiğim bir zincirin üzerine kaydırma olarak sabitliyorum. 2 zincirle üste çıkacağım. Şimdi buraya da her sık iğnenin üzerine ikişer tane, toplamda 20 tane sık iğne yapıp geleceğim. Şu ipi de arkada kaybedeceğim. Hadi yapıp gelin. On dokuz, 20, 20'yi yaptım. İlk çektiğim zincire kaydırma olarak sabitledim. 1, 2 zincirle üste çıkacağım. 3'ü, 4'ü, 5'i ve 6'yı hiç arttırma eksiltme yapmadan 20 tane sık iğne olarak örüp geliyorum. Evet, 6 sıram bitti şu şekilde. 7. sırada ip değiştireceğim. Şöyle bir pembe ipim var benim. Bu arada ben evdeki iplerimi değerlendiriyorum. Siz dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Evdeki iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. Evet, şu şekilde pembe ipimi aldım. Buraya hemen bir sık iğne olarak sabitledim. Şu beyazı da biraz ilerletip keseceğim. 2 zincirle de üste çıktım. Yine buraya da 20 tane sık iğne yapacağım. Kaç sıra yapacağım? 6 sıra sık iğne yapacağım. Şöyle. Evet, yapıp geliyorum.
Evet. 6 sıram bitti. Şimdi 7. sıramda 1, 2 ile üste çıkıyorum. Bir üst sıraya çıktım. Burada 15 tane sık iğne yapacağım. Şimdi burada ipimi değiştireceğim ve topu kapacağım. Beyazımı taktım hemen. Burada da 10 tane sık iğne. Yine alttaki iplerimi yürütüyorum. Pembeyi de biraz sonra keseceğim. 1, 2, 3... 5 şurada keselim. Evet, 10 tane sık iğne yaptım. Bir zincirle üste çıktım. Tekrar beyazın üzerine 10 tane sık iğne yapacağım. Şimdi bu şekilde burayı da 5-6 sıra yapıp geliyorum. Evet, 6 sıra bitti. Şimdi şu topuk kısmını şöyle arkaya doğru çevireceğim. İsterseniz siz iple tutturabilirsiniz. Bu şekilde ilk ilmeklerini şöyle birleştirerek, sonrasında sık iğne gibi. Ve burada da ipimi kesiyorum. Topuk kısmı da bu şekilde tamam oldu. Şimdi pembe ipimi takıyorum. Aslında pembeyi koparmaya da bilirdik. Ama şu şekilde buradan da tekrardan pembe ipimizi takabiliriz. Şöyle taktım. 1, 2 ile üste çıktım. Şu alttaki de pembeyi biraz yürüterek, şu aralara batarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi bu kısmı da şöyle pembeyle dolaşacağım. Toplamda 22 tane sık iğne yapıp geliyorum. Evet, pembe sıram bitti. Şöyle hemen keselim. Evet,
beyaz ipimi takıyorum. Şöyle. Evet, bu sırayı da yine beyazla 6 sıra öreceğim bu sefer. Evet. Beyaz iple sık iğne örüyorum. Toplamda 6 sıra olacak şekilde ipleri de bir taraftan yürütüyorum. Şöyle. Fazlalıkları keselim. Bu şekilde örüp geliyorum. Birinci sıranın sonuna geldim. Buraya asmak için 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20. Şöyle 20 yeterli olacak herhalde. Dilerseniz daha uzun yapabilirsiniz. Bir sonraki, ilk baştaki başlangıç zincirini şöyle kaydırma olarak yaptım. 1, 2. Neden bu 2 ile yukarıya çıkıyorum? Daha rahat yerimi bulabileyim diye. Siz isterseniz bu aralara ip de koyabilirsiniz. Evet, ikinci sırayı da örüp geliyorum. İkinci sıramın sonuna geldim. Şöyle. Şimdi burada bunu görmeden sanki o yokmuş gibi şöyle. Hemen başta çektiğim iki zincire kaydırma olarak devam edeceğim. Bütün sıraları aynı şekilde bir, İki zincirle üste çıktım. Tekrar aynı örüp 6 sıra geleceğim. Şimdi şu şekilde yapacağım. Bir arka tarafta yok var, bir de ön tarafta. Biz ön taraftakinden alacağız ilmeğimizi ve sık iğnemizi o şekilde yapacağız. Şöyle. Ön taraftan alıyorum. Ön taraf. Evet, ön lobdan alıyorum ilmeğimi. Evet, bu şekilde örüp geliyorum. Evet, beyazım bitti. Şöyle kopartıyorum. Şöyle önden, ön yüzünden saklayarak şöyle. Fazlasını da kesiyorum. Daha sonrasında şunu şöyle çeviriyorum. İpimiz biraz daha uzun yapabilirmişim ipimi. Evet. Bitti. Evet, böyle düz kalabilir. İsterseniz de süslersiniz incilerle, boncuklarla. Benim de şöyle süslerim vardı. Böyle onları yapıştıracağım. Şimdi ben birkaç tane ördüm. Şöyle bunu simle süsledim. Bunun ipleri ince ip. Çoraplık ip. O yüzden bu şekilde durdu. Yani yoksa ölçüleri aynı, şu pembeyle aynı, yeşille aynı. Onların ipleri kalın olduğu için farklı gözüktü. Şöyle göstereyim. Bunun ise şu çorabın
6, 12, 18 olarak devam ediyor. Üçüncü sırası 18 ve sonrası 18 olarak devam ediyor. Bir de şöyle küçüklerim var. Bunlar da 6, 12, 6, 12, 12 olarak devam ediyor. Şunun şu kısmında bir şey var. Hemen onu sizlerle yapacağım. Evet, bunun da böyle ikinci rengine geçiyorum. Şöyle sık iğneyle durdum. Şimdi normalde sık iğneyi bu şekilde almam gerek. Böyle bir çeviriyorum kendi etrafımda. O şekilde alıyorum. Şu ikincisine geleyim. Tekrardan bir çeviriyorum kendi etrafında. Üçüncüsünde tekrar kendi etrafımda bir tur atıyor. Tekrardan göstereyim. Şöyle aldım. Normalde sık iğne yapmam lazım. Yapmadan önce farkındaysanız biraz da ilmeklerim büyük bıraktım. Bir tur attım. Tekrardan bir tur attım. Evet. Şöyle ilmeğimi aldım. Etrafında bir tur attım. İlmeğimi içinden geçirdim. Tekrar aynı şekilde tekrar evet. Bakın bu şekilde oluyor bu da. Şöyle. Evet. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kolaylıklar diliyorum.